pardon. Ben Side Nur Hanım'a bakmıştım ama. Bir dakika bekleyin. Hocam, Side Nur hocam, bir bayan sizi soruyor. Tamam, geliyorum. Merhaba. Merhaba. Siz beni tanımazsınız. Ben Asiye. Asiye'nin arkadaşıyım yani. Asiye? Çıkaramadım. Bir öğrencimin velisi falan mı? Hayır. Sözleneceğin adamın sevgilisi. Ne? Daha doğrusu ölen sevgilisi. Nasıl yani? Anlatmadım sana. Yok, hayır. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Vay be. Anlatmaya tenezzül bile etmemiş. Ben anlatayım o zaman. Yani madem niyetiniz ciddi, o zaman tanıyın değil mi evleneceğiniz adamı? Asiye çok iyi bir kızdı. Çok dürüsttü. Dünya güzeliydi. Bu Berkant allem etti, kallem etti. Ya ağzından girdi, burnundan çıktı, tavladı Asiye'yi. Sonra Asiye hamile kaldı. Ne? Haliyle evlenelim dedi. Berkant ne yaptı dersin? Bir mendil gibi fırlattı attı kızı. Tabii üç kuruşluk adama beş kuruşluk değer verirsen aradaki iki kuruşluk farkla satar seni. Asiye de üzüntüsünden kendini intihar etti. Ne? İntihar mı etti? İntihar etti ya. Yani sana diyeceğim şu ki Berkant Asiye'nin bedduasını aldı. Bence sen ayrıl ondan. Ha bir genç kızın gözyaşları üzerine kurulan mutluluk eninde sonunda dayanılmaz acılarla alır intikamını. Asiye alır yani. Ha, öteki taraftan yetişir alır. Vallahi bak. Ya sen de kendini meze yapma arada. Ay insaniyet namına söylüyorum. Gerisi senin bileceğin iş. Bak ne güzel öğretmen olmuşsun. Güzel kızsın. Sana erkek mi yok canım? Allah Allah. Bence sen iyi düşün.